Herkese merhabalar. Bugün yenilenen B segmentinin gözde otomobillerinden Ford Fiesta ile beraberiz. Bakalım nasıl olmuş? Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çok fazla donanımlar geldi. Başta tavan olmak üzere hepsini anlatacağım. Görüşürüz. Bir dış tasarımıyla bir başlayalım anlatmaya. Öncelikle rengine bittim. Çok güzel renkleri var zaten Ford ailesinin. Dış tasarımdan devam edelim. Far grubu yenilendi. Panjur yenilendi. Tampon yenilendi. Zaten araç komple tasarım olarak yenilendi. Çevresindeki LED birazcık Leon'a veya Tesla otomobillerine benziyor. Komple bir LED var. Devam edelim. 205, 45, 17 ebatlarında bir jant lastik oranımız var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. Panoramik jant tavanımız var, sunroofumuz var. Boyutları çok fazla, yani profilden baktığınız zaman çok değişim yok. Fakat 7 santim araç uzadı, 1 santim de genişledi. Hadi arka tarafına doğru devam edelim. Tarafındayız. Arka tarafında çok fazla değişim var. Neler var? Onlardan bahsedelim. Biraz kaputta sivrileştirme var. Far grubu biliyorsunuz stoplar piyasalarda genelde hep dikineydi. Bir önceki kasalar 2005 modellere kadar hep dikineydi. Şimdi yatay bir pozisyona getirmişler. Bakalım bagaj nasıl? Geri görüş kamerası burada. Bagaja yükleme bindirme yapacağımız zaman çizilmesin, zarar vermeyelim diye şu giriş kısmında bir plastik bir aksam var. Bu biraz daha zedelenmesini önlüyor. 295 litrede bagaj hacmi var. Sınıf segmentlerine yakın, biraz geride diyebiliriz. Araç uzamasına rağmen bagajı fazla büyümemiş. Gelin bir de arka baş ve diz mesafesine bakalım. Yeni Fiesta'nın arka kısmındayız. İlk göze batan, dikkati çeken şey cam tavanımızın gelmesi ve içeriği biraz daha aydınlatması. Bu şekilde de kapatıp açabiliyoruz. Baş ve diz mesafesinden devam edeyim. Benim boyum 1.84 ve şu anda iki parmak ön koltukta bana göre ayarlı, kullanışıma göre ayarlı. İki parmak civarında, ben daha iyi olmasını beklerdim. Fakat bütün B segmenti otomobillerde aynı. Şu sol tarafta da tavan kısmına da benim saçlarım değiyor. Orta taraf, bu da cam tavandan dolayı derisi biraz daha arttı ama orta tarafta cam tavanın da etkisiyle beraber bir 4-5 parmak genişliğinde bir mesafem var. Orta taraf içinde ufak da olsa bir şaft tünelimiz mevcut. Oturabilirsiniz. Ayaklarınızı yana koyduğunuz zaman herhangi bir sorun yok. Ön tarafa sürüşe geçelim. Sürüşte görüşürüz. Evet, geldik en keyifli kısma. Aracın içindeyiz. Benim kullandığım versiyon 6 ileri manuel şanzımanla beraber geliyor. En yüksek donanımla beraber geliyor. Ve 1.5 dizel 85 beygir gücünde ki donanımını kullanıyorum ben. Manuel vites, 6 ileri manuel şanzımanla beraber geliyor dediğim gibi. Tasarımdan bahsettim. Tasarımı ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ben açıkçası yaklaşık 300-350 kilometredir bu aracı kullanıyorum ve çok fazla dışarıda dikkat çekiyor. Onu söylemeliyim, renginden de dolayı. Opsiyon olarak cam tavanımız var. Açılıyor en arkaya kadar. İsterseniz şöyle de bir açayım. Tek tuşla da kapata biliyorsunuz. Tasarımı çok güzel. Arka bagaj hacmi biraz daha iyi olabilirdi. Yine 300 litreye yakın bir bagaj hacmi var. Şehir içinde sizi mahcup etmeyecektir. Yaklaşık dediğim gibi 300-350 kilometredir bu aracı kullanıyorum. Anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. Şöyle de göstereyim anahtarını. Bildiğimiz Ford anahtarı. Çok güzel çalışıyor anahtarsız giriş ve çalıştırma. Şöyle de bir detay var. Cam tavanınız açık, camlarınız açık, sıcak bir yaz günündesiniz ve araçtan inmeniz gerekti. Hemen kapatacak fırsat bulamadınız. T
tek bir tuş ile uzaktan kumanda değil anahtarınızla beraber camları kapı kapatma tuşuna basılı tuttuğunuz zaman cam tavanı ve camları da otomatik olarak kapıyor. Arka camlar da otomatik, direksiyonunda yükseklik ayarı da var, derinlik ayarı da var ve B segmentinde bu çok önemli. Bizim bildiğimiz Ford kadranı mevcut. Buna nedir? Yazı karakterleri çok okunaklı, yerinde ve mavi, açık mavi renginde de ibrelerimiz mevcut. Ben yaklaşık 10.000 kilometre 2010 model Ford Fiesta kullandım. 1.4 dizel olan versiyonunu. Yani çok fazla yabancılık çekmiyorum. Çok fazla da aynı da diyemem iki araç arasında. Gerçekten iki jenerasyon arasında çok büyük farklar var. Bunlardan en büyük farklar da tasarımdan sonra motor ve biraz daha kalitenin artması. Kaliteden artması nedir? Onlardan bahsedeyim. Bir kere ilk bindiğiniz zaman araca, çalıştırdığınız zaman motor sesi kesinlikle dizel gibi gelmiyor. Çok yüksek devirlere çıkmadığınız zaman. Ve bu dizel mi algısı da yaratabilir. Onu da söyleyeyim. Bunlara da hazırlıklı olun derim ben. Malzeme kalitesi olarak bahsedersek de torpidonun üst kısmı tamamıyla plastik, alt taraflara doğru sertleşiyor. Alt ileri şanzımanımız var. Saklama alanlarından devam edecek olursak, arka tarafta çok fazla bir saklama alanımız yok, fakat burada kolçak. İçinde torpidonun genişliği gayet iyi. Kapı cepleri fena sayılmaz, güzel. Şurada iki tane bardaklığımız var el frenin hemen yanında ve vitesin önünde bir hayli hem geniş hem de derin bir saklama alanımız var. 8 inç büyüklüğünde opsiyon, fakat bu 8 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranımız bizleri karşılıyor. Bluetooth'unuzu, telefonunuzu kolayca bağlayabiliyorsunuz. Güzel bir ekran olmuş. Ön tarafta yol bilgisayarında hemen hemen her şeyi size gösteriyor. Kruz kontrolünüzü, işte kilometrenizi, yapacağınız kilometreyi, yaptıklarınızı, her şeyi o ekrandan da takip edebiliyorsunuz. Opsiyon olarak yine eko tuşu var. Araçta gaz tepkilerinizi biraz daha hafifletiyor. Park yardım asistanı var. Yani park sensörünü devre dışı bırakma. Start stop var. Trafikte kaldığınız zaman aracınız daha fazla karbondioksit salgılamasın ve yakıt ekonomisine katkı amacıyla. Trafiğe girdiğiniz zaman, debriyaja bastığınız zaman aracınız stop ediyor. Debriyajdan çekeceğiniz zaman da devam ediyor. Ve şöyle de bir özellik var. Fiesta'da bu B segmentinde bunları görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Buna nedir? Dik bir bayırdasınız. Bayırda olmanıza gerek de yok. Aslında hafif bir bayırda debriyaja bastığınız zaman, frene bastığınız zaman, durduğunuz zaman, frenden ayağınızı çektiğiniz zaman araç kendisini geri yaklaşık 3 saniye, 2 saniyeden fazla kaydırmıyor. Ve bu da size aracınızı kavrama noktasına getirip güvenli bir şekilde kalkış yapmanızı sağlıyor. Direksiyon üstünden telefonunuzu kontrol edebiliyorsunuz, multimedya ekranınızı kontrol edebiliyorsunuz, ses açıp kapatabiliyorsunuz ve yol önümüzdeki kadrandaki yol bilgisayarını kontrol edebiliyorsunuz, geçişler yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi start stopu var aracın, tek bir tuşla aracınızı çalıştırabiliyorsunuz. Ön ledleri gece çok güzel duruyor, mükemmel. Kısaları çok güzel aydınlatıyor, fakat uzunlar için selektörlerinizin çok daha güzel, fara göre güzel olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim. Yakıt ekonomisinden devam edelim. Ben dediğim gibi yaklaşık 300 kilometredir bu aracı kullanıyorum. Ve 100 kilometrede 5,5 litrenin altına hiç düşmedim. 6 litrenin de üstüne hiç çıkamadım. Sadece İstanbul şehir içinde kullanarak bu söylediklerim. 6 litre gerçekten çok fark ettiriyor. Klima açıkken herhangi bir çok fazla sizi mahcup edecek bir araç bu olmayı yaşamıyor. Performansı gayet yerinde. Yol tutuşu çok çok iyi. Gerçekten çok güzel yol tutuyor. Amortisörleri çok güzel. Ben çok beğendim. Birkaç eleştirim olacak. Hep iyi şeylerden bahsetmeyeceğim tabii ki de. Birazcık daha, bir tık daha frenleri daha güzel olabilirdi yeni Fiesta'nın. Bu bir tek, şimdilik ondan bahsedeceğim. Biraz daha güzel olabilirdi frenleri. Yeterli mi? Evet, yeterli. Fakat biraz daha iyi çalışabilirdi frenleri. Vites geçişleri çok güzel. Direksiyon hissiyatı komple, zaten direksiyonumuz deri kaplı komple. Ele çok güzel oturuyor. Hafif de, çok ince bir direksiyona da sahip değil.
Ele de çok güzel oturuyor açıkçası. Hissiyatı da çok yerinde direksiyonun. Ne çok hafif ne çok ağır. BMW 1 serisindeki ağırlık yok. Renault grubundaki Clio'lardaki hafiflik de yok. Tam yerinde. Zaten Ford segmentinin otomobilini yapmasını çok iyi bilen bir firma. Ne gerekiyorsa onu koyuyor. Ve her zaman da olumlu sonuçlar alıyor. Satışlarında da zaten bunları görüyoruz. Ben yeni Ford Fiesta'yı çok beğendim. En büyük rakibi olan Volkswagen Polo ve Opel Corsa'ya göre bence bir adım öndedir. Benim şahsi fikrim. Çok fazla donanıma sahip bu arada. 1.0 motoru var, 1.1 var, 1.5 dizel motoru var. Hepsini aslında tek tek test etmek isterim. Fakat bizim kullandığımız dizel versiyonu manuel. Eğer diğerleriyle karşılaştıracak olursak, işte cam tavandır, multimedya ekranıdır, diğer Corsa'da, Polo'da da var bunlar. Fakat hissiyat olarak bana Fiesta bu segmentin en iyisi diyebilirim. Dersem de ben açıkçası yanılacağımı da düşünmüyorum. Ses sisteminden bahsedecek olursak, opsiyon bir ses sistemi var araçta ve mükemmel çalışıyorlar. Bası, tizi çok güzel, çok ince sesleri, ufak sesleri de rahatlıkça alabiliyorsunuz. 4 cam otomatik aynalarımızı kontrol edebiliyorsunuz, elektrikli aynalarımızı. Otomatik olarak kendisi de kapanıyor zaten, manuel olarak kapatmanıza gerek kalmıyor. Donanım olarak ben çok beğendim titanyum paketi. Önerir misiniz derseniz de ben kesinlikle bu segmentte bir otomobil alacak olursanız ilk Ford Fiesta'yı test edin derim. Ben açıkçası çok ama çok beğendim. Sadece benzinlerinde otomatik vites var. Eğer dizel benzin takıntınız fazla yoksa ve şehir içinde çok fazla kilometre yapmıyorsanız eğer, otomatik benzin seçeneği de tercih edilebilir otomatik araç sevenler için. Açıkçası ben çok beğendim. Donanım olarak çok iyi. Burada bir USB var. Hemen vitesin solunda USB var. Sağında çakmaklık var. Kolçağın içinde USB var. Yani telefonunuzu da şarj etmek için, bağlamak için de gerçekten güzel opsiyonlar sunmuş Ford Fiesta. Ben beğendim. Umarım siz de hem videoyu hem de otomobili beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.